Arkadaşlar bugün çok çok önemli bir konumuz var. Bu akademi ilk açıldığında ben kendisiyle irtibata geçmiştim ama bir türlü fırsat bulup konuk alamamıştım. Bugün kendini geliştirmenin en üst noktalarından birisiyle karşılaşacaksınız. Hem sürekli kendini geliştiren hem sürekli kendi üzerine koyan bu sektörde bir duayen. Oscar'lı artistlerden dünya modellerine fotoğraflarını çekmiş, içeriklerini üretmiş. Artık hocamız diyoruz kendisine buraya geldiği için. Koray Biran, Koray hocamız. Hocam hoş geldiniz. Ve moderatörlüğümüzü de bugün Ozan hocamız, bizim dijitalimizin prensi diyorum kendisine. O yapacak. Sizleri baş başa bırakıyorum. Çok sorunuz vardır. Onların da çok anlatacağı vardır. Öncelikle hoş geldin abi. Hoş bulduk. Kırmadığın için geliyor, teşekkür ederiz. Geliyor değil mi sesim? Duyuyorsunuz. Aa Batuhan. Şimdi arkadaşlar çok kalabalıklar önünde konuştum. Çok fazla moderatörlük de yaptım. Çok samimiyetimle söylüyorum. İlk defa bu kadar heyecanlıyım. Çünkü zaten derslerde de söylüyorum size. Bütün yayınlarımda da söylüyorum. Türkiye'deki idolüm Koray Biran. Net olarak söylüyorum. Kendisi burada değilken de söylüyorum zaten. O yüzden de ayrı bir heyecanlıyım. Çünkü çok şey öğrendim. Sizler de çok şey öğreneceksiniz. İzlemediğim videosu yoktur. Resmen ayaklı ansiklopedi. İzlemediyseniz bütün videolarını baştan sona izlemenizi de öneririm. O yüzden sizlerin önünde bir kere daha çok teşekkür ediyorum. Çok değerli bir konuk. Sağ ol abi. Oğlum beni de gerdin şimdi böyle bir girizgah yapınca. Vallahi öyle. Yani gerçekten bunu her yerde söylüyorum. Evet ne konuşacağız? Ne konuşacağız? Yapay zeka diyormuşum yok. Geçen bir Twitch yayınına konuk oldum Koray abinin yapay zeka üzerine. Ama senin bugün yüzünden açmak zorunda evet, kaldım. Evet doğru onu. O Twitter'da evet. Biraz öyle oraya doğru götürdüler yani seni. Bugün senin biraz aslında bilgilerini paylaşmanı isteyeceğiz. Hayat tecrübeni paylaşmanı isteyeceğiz abi. Öncelikle bu işe nasıl başladın? Nereden doğdu bu fotoğrafçılık merakı? Hep tesadüfler aslında. Yani şöyle, yani ben aslında fizik okumak isteyen bir delikanlıydım. O zaman bizim zamanımızda ÖSS ve ÖYS vardı. Zaten MFC'ydim, matematik fen eğitimi alıyordum. Ve yazları da ODTÜ'de rahmetli Ordal Demokan var, Profesör Doktor Ordal Demokan, onun yanında fizik laboratuvarında asistanlık yapıyordu. Hobim oydu. Fakat üniversite sınavında kaydırdım ve açıkta kaldım. Açıkta kalınca ODTÜ Endüstriyel Tasarım'a o zaman özel yetenekle alıyordu. Oraya başvurayım dedim. Açıkta kalmak istemiyordum çünkü bizim zamanımızda böyle garip bir durum vardı. Yani açıkta kalmak kötü bir şeydi. ÖYS, ÖSS, ÖSS, ÖYS. ÖSS, ÖYS döneminde. Mutlaka bir yere gireyim dedim. ODTÜ Endüstriyel Tasarım'ı kazandım. Fakat babam okumama izin vermedi. Babam da o zaman ODTÜ Mühendislik Fakültesi'nin dekanı. Bana dedi ki, şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki, yani bence okuma dedi. Ama bence okuma. Okumak istiyorsan oku ama bence okuma dedi. Neden dedim? Çünkü çok ezilirsin dedi. Ben şeye razıyım dedi. Git dedi Bilkent. Güzel sanatlara gir. Ben senin okul paranı ödemeye razıyım. Çünkü ODTÜ o zaman parasızdı. Sonrasında gördüm. Çünkü bizim bölümde de yine hocalardan birinin oğlu vardı. Çok yetenekli bir çocuktu ama hep etrafından sosyal bir baskı gördü. İşte torpilli, notu iyiyse zaten hocanın oğlu olduğu için falan diye. Neyse uzatmayayım. Ben Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nin iç mimarlık grafiği kazandım. Fakat orada da dediler ki ya işte sen yapamazsın çok zor bölüm işte falan filan git iç mimarlık oku daha rahat olur dediler. Ben de o zamanlar daha lay lay lon bir gencim. Girdim fakat bir baktım en yakın arkadaşlarım grafik tasarımda sürekli futbol maçı yapıyor. Biz sabahlara kadar proje çiziyoruz pafta pafta. Bir de o zaman elle çiziyoruz her şeyi. Ben o dönemlerde işte ilk AutoCAD'le tanıştım. Birinci sınıfta o zaman bizde daha yoktu bilgisayarla eğitim. İkinci sınıfta veriyorlardı. Böyle AutoCAD'de daha o zaman hani Windows falan da yok. DOS'ta komut girerek programı çalıştırıyorsun ve bir çizim yapabilmek için yani mesela yukarı doğru bir çizgi çizmek için L diyorsun. Line'ın shortcut'ı. L diyorsun, Enter diyorsun. 2 küçüktür 90 dediğin zaman 90 derecede 2 metrelik bir çizgi çiziyor falan. Ben o zaman dehşete düştüm.
vay dedim, bu muazzam bir şey falan. Ve ben öyle bilgisayar laboratuvarlarında takılıyordum. İşte o zaman Photoshop 2 vardı, daha layer falan yok o zaman. İşte Photoshop öğreniyorum falan. Bunlar dedim muazzam araçlar ama şunu da, şunun bilgisini de vereyim. Güzel sanatlara girdim özel yetenekle ama yani ortaokuldan beridir de hani her hafta resim kursuna giden ve benim babam da sanata çok meraklıydı. Zaten klasik müzikle falan büyüdüm. Sürekli işte yağlı boya, önce pastelle başladım, guaja geçtim, akriliğe geçtim, ondan sonra yağlı boyaya geçtim falan. Bir yandan da elimi de kuvvetlendiriyordum. O yüzden de açıkta kalmamam için bir şeyim vardı, nedenim vardı aslında. Neyse üniversite hayatı falan filan, o dönem işte bilgisayarlarla iyice haşır neşir oldu. İkinci sınıfta gerçekten bilgisayarla çizim dersi ne başladık. İşte millet çizgi çizmeyi öğrenirken ben bir anda cami külliyesi çizdim. Çünkü aslında çok üç tane primitif objeyle çiziyorsun. Bir tane silindir, bir tane koni ve bir tane küreyle yapamayacağın şey yok. Öyle öyle. İşte ben sonra sunumlarımı bilgisayarla yapmaya başladım. Sonra geliştirdim onu. Ya bunlara nasıl böyle daha interaktivite katabilirim derken işte o zaman Macromedia Director var, daha Flash yoktu. Onu öğrendim. Onu öğrenince dedim benim biraz kodlama öğrenmem lazım falan. Böyle çok yoğun bir üniversite dönemi geçirdim. Ama bunların hepsini de üniversite kampüsünde yaptım. Buraya gelmeden onu konuşuyorduk. Yani kampüs hayatı çok kıymetli. İyi bir üniversitede, iyi bir kampüste okumanın çok fazla avantajı oluyor. Ben o anlamda çok şanslıydım. Bilkent gibi bir üniversitede iyi eğitim aldım. Kaliteli hocalarım vardı ve kafası açık hocalarım vardı. Neyse biz mezun olduğumuzda dedik ki o zaman new media, yani yeni medya nedir o? CD-ROM arayüz tasarımı yapıyorsun. O zamanlar öyleydi. O zaman öyle işte VCD falan vardı. Video CD'ler, DVD öncesi dönem. Biz interaktif CD'ler yapmaya başladık. Onları yaparken de şey dedik, ya biz işte nasıl bunları daha eğlenceli kılabiliriz, bu videolara, bu interaktif dizayna ne katabiliriz? 3 boyut katabiliriz dedik. Ve ben o dönem işte Maya öğrenmeye karar verdim, sene 98 senesinde. Maya 3D Max'ten önce mi çıktı abi? Maya, ya şöyle aynı dönemler ama o zaman Max yok zaten, 3D Studio var. AutoCAD'de çizdiğim projeyi 2 boyutlu 3D Studio'ya aktarıyorsun. Yine DOS üzerinden çalışıyorsun. Sonra onu 3. boyuta çıkarıyorsun. Renderlarını almak için kullandığım bir şey, bir programdı. Daha çok mimarların kullandığı bir programdı. Maya'da o zaman bir de Soft Image diye bir program var. Bunlar Hollywood'un kullandığı, VFX için falan kullandıkları programdı. Biz oturduk işte... 3 arkadaş şirket kurmuştuk. Üçümüz oturduk Maya öğrendik. O zaman 256 kilobitlik internetimizle 8 fasikül indirdik, tutorial indirdik. Az önce derste 56K modemden bahsettim. Çoğunun yaşı yetmiyor. Evet. Yani o zamanki bir MP3 parçanın bile kaç saatte indiğini söyleyince. Tabii. Yani oralara hiç girmeyelim. Çünkü o zaman bu konuşma böyle 5 saat, 10 saatte falan uzar. Biz işte o zaman dedik okey 3D öğrenelim falan. Bir de üniversite hayatı şöyle önemli. İşte çevre denilen olay aslında mezun olduktan sonra olmuyor. Çevre denilen olay aslında okulda başlıyor. Benim yine en yakın arkadaşlarımdan biri Baran Baran. O da masaüstü animatördür. Bütün o işte Genç Türksel'in Cinelli reklamlarını, bilmiyorum burada yaşı yetenler var mı ama onları yapan kişidir. Özgür Yiğit, bizim Özgür Yiğit diye bir arkadaşımız var. Türkiye'nin bir numaralı Inferno operatörüydü. Bütün o işte Özgür Kız falan, onların reklamlarının renklerini yapan kişi falan. Biz böyle bir arkadaş grubuyduk. Bir de Ozan Açık'tan var. Yine ortaklarımdan biriydi. Biz böyle o dönem Ankara'da kısa filmler çekiyoruz. Kendi introlarımızı yapıyoruz. Jeneriklerimizi yapıyoruz. Baran onlara animasyonlar yapıyor falan. Biz böyle kendi kendimize, kendi Hollywood'umuzu kurmaya çalışıyoruz. Benim VFX'e girmemle beraber işte o zaman bambaşka bir camia ile tanışma fırsatı buldum. İşte çünkü o zaman bu işleri pek yapan yok. İşte Sinan Çetin'le tanıştım. O zaman bir tane kısa film çekti genç sinemacılar kuşağına. Ben onun girişini yaptım. VFX'lerini yaptım. O zaman tabii 35 milimetre ile çekiliyor. Hatta ben onun işte One Light Telesinesini gittim Fono Film'de Cemal Okan'ın yanında yaptım. O da sağ olsun bize çok destek oldu. Bu vesileyle İstanbul endüstrisini tanıma fırsatımız oldu.
Ve hatta Kartal Tibet, rahmetli Kartal Tibet, Süper Oğlan Keloğlan filmini çekecek. İşte Türkiye'de kimler VFX yapabilir? Cemal abi de diyor ki ya burada Ankaralı 3-5 tane genç var, onlar canavar gibi. Biz gittik, onun görüşmelerine girdik, demolar hazırladık, iş kabul oldu. Mehmet Ali Erbil'i oynayacak, Ebru Şallı oynayacak, işte dört başlı ejderha var, işte Keloğlan aslında sırma saçlı bir oğlan. Dört başlı ejderhalla dövüşürken işte alev püskürtüyor, saçları yanıyor, öyle Keloğlan oluyor falan. Biz bütün bunların demolarını falan yaptık. Şans işte kalp krizi geçirdi Kartal Tibet, proje yattı. Yaşadı, ondan sonra uzunca yıllar daha yaşadı ama kısmet değilmiş. Ama şuraya geleceğim, işte bir yola kafa koyunca evet karşınıza bir sürü olumsuzluk çıkıyor ama inandıkça, keyif alarak yaptıkça bu işleri mutlaka ve mutlaka başka kapılar da açılıyor. Ve biz Ankara'da bu şekilde devam ettik. Sonra herkes kendi yoluna gitti. Ozan İstanbul'a geldi, Tormis Giritlioğlu'nun asistanı oldu. Sonra PTT'ye girdi, orada reji yardımcısı olarak başladı. Sonra hızlıca yükseldi ve İstanbul'un en aranan reklam filmi yönetmeni oldu. Baran Baran da İstanbul'a geldi. O da keza aynı şekilde. Bir de Cem Görkümüz vardı bizim. O da geldi burada prodüksiyonlar yapmaya başladı. En geç ben geldim. Ben de o zaman Ankara'da çok iyi para kazandığım bir dönem. Yani hayatımın hiçbir evresinde para kazanmadığım kadar para kazandığım fotoğraf bir dönem. Fotoğraf mı? Fotoğraf yok, evet. Daha. Film çekiyoruz. Havelsan, Aselsan, Roketsan, Tayi, FNSS Nurol, savunma sanayi ile ilgili aklına gelecek her filmanın unutulmaz yönetmeniyim. Yani bütün hepsinin filmlerini ben çekiyorum. Böyle NATO gizlilik seviyesi yüksek projelerde bulunuyorum falan. Bir yandan da Kültür Bakanlığı, Ankara'da olunca öyle bir şey vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na belgesel çekersin, proje yaparsın falan. Bir yandan da onları yapıyorum. O belgesel kısmı bana de birazcık daha heyecan uyandırmaya başladı. Çünkü öbür taraf sürekli böyle yeşil görüyorsun. Sürekli böyle tank, top, tüfek, askeri araçlarla şey yapıyorsun. Öbür taraf birazcık daha sanatsal olduğu için Kültür Bakanlığı daha heyecanlı geldi. Orada biz bir film yaptık onlara. Daha önceki çekilmiş görüntülerden. Çok beğenildi. Onun üzerine git gel git gel derken Türkiye Tanıtım Projesi işini aldık. Yani aslında birçok insanın hayalidir Türkiye Tanıtım. Ki o zamanlar çok büyük bütçeli ve çok büyük işlerdi. Ben bir sene boyunca Türkiye Tanıtımını çektim. 30 saniyelik bir film için bir sene çalıştım. 2002 senesiydi. O zaman iktidar değişti. İktidar değişince bakanlar değişti falan. Bizim film revizyon üzerine revizyon yedi. İşte İstanbul metrosunu da koyalım, onu da koyalım, bunu da koyalım falan filan. Böyle filmi rezil ettiler. Azra Akın Türkiye güzeli oldu. Hadi onu da dünya güzeli oldu. Onu da filme koyun. Onu da koyun falan. İşte at köprünün üzerinden atlasın. Boğaz Köprüsü gözüksün. Osmanlı olsun falan filan. Böyle saçma sapan bir film oldu ve ben filmden soğudum. O sırada da hobi olarak fotoğraf çekiyorum. Cem Görk de benim arkadaşım. O dönem Bahar Korçan, rahmetli Bahar Korçan'ın erkek arkadaşı oldu. Ben dedim ki oğlum dedim Cem git dedim Bahar'la konuş, ben onun yeni sezonunu çekmek istiyorum dedi. Bahar da kibarlığından gel gelsin portfolyosunu göstersin demiş. Ben gittim böyle duygu sömürüsü içerikli fotoğraflarım var. İşte Ankara Kalesi'nde işte çingene çocuk, işte paslanmış Anadolu araba falan böyle Ankara Kalesi etrafında çekti. Fotoğrafa yeni başlayanların herkesin çektiği fotoğraflardan. Onları gösteriyorum falan. Bana kibarca dedi ki ya Koray dedi bunlar elbette çok güzeldir eminim. Ama biz burada çok başka bir şey yapıyoruz dedi. Yani bu moda dediğin şey çok başka bir şey. Bakış açısı bunlardan çok farklı bir şey dedi ve kibarca reddetti. Ben de karşı teklifle geldim. Tamer abi çekiyormuş. Daha tanımıyorum Tamer abiyi o zaman. O çekiyormuş. Onun işine sulanmışım. Tamam dedim. Diğer fotoğrafçı kimse ol dedim çeksin senin yeni sezonunu. Ben dedim sana interaktif bir CD-ROM yapayım dedim koleksiyonunu anlatan. Sana kısa bir film çekeyim dedim. Bir de interaktif ne demek o dedi. Bak dedim senin fotoğraflarını 3 boyutlu gibi bak o zaman yani bu dediğim 2001 falan senesi olabilir. Tam net hatırlamıyorum. 2000'lerin başı. Bir sürü fotoğraf çekeyim. Fotoğrafları arka arkaya koyalım, etrafında dönebilsin, kıyafetini daha iyi görebilsin falan filan. Olur dedi, yap dedi. Ben finanse ediyorum tabii ki. Bir interaktif CD yaptık. Yani aslında bir
ileri düzey HTML5 bir web sayfası yaptık. Fotoğraflarını da ben çektim. Bir tane de o zaman daha moda filmi diye bir kavram dünyada da yokken ben tesadüfen bir moda filmi çekmiş oldum. Aşırı bayıldı. Hatta o kadar beğendi ki çektiğim fotoğrafları. Tamer abinin fotoğraflarını kullanmadı. Akademist diye bir dergi vardı. Benim fotoğrafım oraya kapak. Çok beğendiler fotoğrafları. Onlardan birini kapak yaptılar falan filan. O vesileyle ben Hakan Öztürk diye bir moda editörüyle tanıştım. Meğersem o da Marie Claire dergisinin moda editörüymüş. Ben çok hızlı fotoğraf çeken biriyim ve bu da bir avantaj oluyormuş. Onu bilmiyordum çünkü o dönem analog çekiliyor, her şey çok yavaş. Ben bir aslında grafik tasarım orijinli olduğum için ve tamamen layout'a göre fotoğraf çektiğim için her şeyi önden planlayarak çekiyordum. O dönem öyle değilmiş. Herkes geliyor, tık tık çekiyor, yüzlerce fotoğraf çekiyor. Ben hem az çekiyorum hem de planlı çektiğim için bir anda böyle Hakan dedi ki ya dedi Marie Claire dergisine çekim yapmak ister misin dedi. Tabii neden olmasın dedim. O zaman Ankara'da oturuyorum. Atladım, geldim. Bir tane çekim yaptık. Çok beğendi. Gelecek ay dedi Deniz Akkaya ile dedi New York'a gideceğiz dedi. Gelmek ister misin dedi. Olur dedim. Gittim Deniz Akkaya o zaman onun iyi modellerinden. Şimdiki gibi değil o zaman. Gittik. Muazzam bir çekim yaptık. Ondan sonra bayağı ses getirdi ve ben o kadar zevk aldım ki ortağıma gittim. O çok iyi para kazandığım dönemde. Ofisin anahtarlarını verdim. Şöyle bir hesap yaptım. O zaman dergi çekimlerinden fotoğraf telifi olarak 750 TL veriyorlardı. Ben dedim ayda iki tane çekim yapsam böyle 1500 TL para kazanırım. 2005 senesi bu. Baktım Galata'da kiralar 800 TL. Tamam ya ben yaşarım dedim. Ortağa anahtarı verdim. Hiçbir şey istemiyorum dedim. Ama Yamaha referans monitörlerim vardı. Ses monitörlerim. Bir tek onları aldım. Her şeyimi bıraktım. Bir yılbaşı gecesi İstanbul'a sıfır parayla geldim. Bir tane de arabam vardı. Geldim. Ondan sonra evimi tuttum. Sağ olsun Hakan çok destek oldu. Her ay gerçekten iki tane çekim yaptım. Dördüncü ayın sonunda bir baktım iki tane değil her ay 10 tane çekim yapıyorum. Öyle öyle fotoğrafçı oldum. Peki abi şimdi analog makineyle, analog filmle başladın sen bu işe. Analogdan dijitale geçiş senin için keskin mi oldu? Yoksa böyle belli bir süreçte hani analogla devam edip bir yandan dijitalle de devam edip öyle bir süreçte mi oldu? Bir de bu avantajı mı döndü senin için dijitale geçmek? Aslında dezavantaja dönüştü. Şöyle bir süreç geçirdim. Şimdi benim tam İstanbul'a geldiğim dönem tam aslında o geçiş dönemi. Arada bir dijitalle de çektiğim oluyordu. Fakat... O zaman ilk dijital kullandığın makine neydi? Canon 10D. Canon 10D. Sonra 20D. 5D marka geçti. Oralara daha çok var. Hı. Oralara daha çok var. Arada şeyler var. Hazel, Imacon, kare format... Orta formatlarımız falan vardı. Canon 5D Mark II çok daha 2005-2006 falan. Yok, mi? Türkiye'de o 2007-2008 falan olması lazım. 2010 bile olabilir. Çünkü şuradan biliyorum. Türkiye'deki ilk moda filmini ben çektim. Onu da 5D Mark II ile çektim. Ben de ilk defa 2010'da moda filmi çektim. Muhtemelen o döneme denk geliyordu. Zaten video konusunda çığır açmıştı. Kamerayla video çekme konusunda. Benim bir de tabii ben filmden geldiğim için öyle bir alışkanlığım da vardı ki demin denk geldik konuşuyorduk. Ben o zaman İstanbul'da tamam film çekmiyordum. Belki moda filmi yoktu ama 35 mm reklam filmi çekmişliğim de vardı. Arada oluyordu öyle şeyler ama sürekliliği olan işler değildi şimdiki gibi. Analogla dijital geçişte bir sıkıntı yaşamadım. Çünkü dediğim hep savunduğum şey var ya bunlar araç sonuçta. Yani neyle ne çektiğinin hiçbir önemi yok. Yani analog da olabilir. Bir film kamerasından kare de alabilirsin. Bugün bir iPhone'la da çekebilirsin. Önemli olan o fotoğrafın ne anlatmaya çalıştığı kısmında ben çok ağır inananlardan biri olduğum için bir sıkıntı yaşamadım. Ama şöyle bir sürece döndü. İş yapma şekli değişti. Yani eskiden karanlık odacı var, daha düşünerek polaroid çekiyorsun, çektiğini görme imkanın yok. O yüzden bütün ışığını ölçersin pozometreyle, kelvin metreyle, ışıklarını, rengini ölçersin. Yani o kareyi çekerken daha deklanşöre basmadan ne çekeceğini bilirsin. Öyle bir dönemden geliyoruz biz. Öyle ya şimdi çekelim sonra Photoshop'ta hallederiz diye bir durum yok çünkü...
Olmuyor o abi. Niye olmuyor? Çünkü bir fotoğrafı %90'la çekmek var, bir fotoğrafı %50'yle çekmek var. Photoshop'la üzerine koyabileceğin oran belli. Yani hiçbir zaman o fotoğrafı %100'e taşıyamazsın. Ama iyi çekilmiş bir fotoğrafı Photoshop'la beraber %100'e yaklaştırabilirsin. Fakat dijitalle beraber çok çekme, ya bunu biz hemen görüyoruz, banyo beklemiyoruz, kontak baskıdan fotoğraf seçmiyoruz. Bir dakika, yarına yetişir mi bu fotoğraf? İşte Photoshop diye bir şey girdi hayatımıza deli gibi çok fazla kare seçiliyor. Bir de o zaman Photoshop'a para alınmadığı bir dönemden bahsediyoruz. Ben baktım bu böyle olmayacak. Ben Photoshop'a para yazmaya başladım. Türkiye'de sen mi başlattın? İlk ben başlattım. Derişova yazdım. 60 kare çekmiştik. 30 euro para yazdım. Nasıl ya falan dediler. Bu fotoğraf... Ben de dedim ki iyi de dedim yani tamam geliyoruz 8 saatte çekiyoruz ama ondan sonra ben 4 gün sizin isteklerinizi yapmakla uğraşıyorum. Bu da basit bir hesabım var yani benim saatlik bir ederim var. Mesai olarak. Mesai olarak bir Amerika'da muslukçu da aynı şekilde hesaplıyor. Öyle yazmaya başladık. Hatta Tamer abi yazamazsın falan filan dedi. Sonra kendisi de paranın kokusunu alınca o da yazmaya başladı. Çünkü baktılar ki veriyorlar. Öyle bir dijital geçiş yaşadık ve analog çok hızlı bitti. Yani çok hızlı bitti. Ne olduğunu anlayamadan zaten acayip makineler gelmeye başladı. İş akışı zaten değiştikten sonra istesem bile analoğa dönemeyeceğim bir döneme girdik. Peki dünya çapında da birçok ünlü modelle, mankenle çalıştın. İşte Irina Shayk var, Adriana Lima var. Başka bir sürü insan var. Yani isimleri tek tek sayarsak zaten şey olmayacak. Senin için böyle hayatındaki dönüm noktası diyebileceğim bir çalışma var mı? Ya da hangi modelle çalışma senin için büyük bir keyifti mesela? Hiç umurumda olmadı. Şöyle, 2009'du galiba. Ben dedim ki ben bu işi artık global düzeyde yapmak istiyorum. Bu nasıl yapılıyor? Yurt dışında işte talent agency bulman gerekiyor. Seni reprezente etmesi lazım. Ama seni önce development'a yani yetiştirmeye alıyorlar. Ana kadroya dahil etmiyorlar. Görünmeyen bir yerde oluyorsun. Bir bakıyorlar. Çünkü fotoğraf çekmek işin en basit kısmı. Yani müşteriyle ilişki kurabilecek misin? O celebrity'yi ya da modeli yönetebilecek misin? Şimdi seni oraya aldığında sen aslında başka bir markayı da temsil etmiş oluyorsun. Orada 450 bin tane parametre var. O yüzden seni aslında bir nevi staja alıyorlar. Arka planda çalıştırıyorlar. Ben de dünyanın en büyük ajanslarından biri olan Management Artist'le böyle 8-9 tane görüşmeye girdim ve bir portfolyo hazırlıyorsun. O portfolyoyu gittim. O zaman Diagonal vardı. Diagonal'de böyle güzel bir tane düğün fotoğrafçıların bastırdığı kitaplardan bastırdım. Onunla bir turneye çıktım. Önce Almanya'ya gittim. 5 gün içerisinde yaptım bunu. Almanya, İtalya, İtalya'dan Londra'ya, Londra'dan da Paris'e giderek 12 tane ajansla görüştüm. En son Paris ayağı da Management Artist. Yani ona girsem zaten hayatım değişecek. Böyle aldılar portfolyoma. Önce şöyle bir cümle kurdu. Bu nedir dedi. Portfolyom dedim. Sen de hayatında hiç portfolyo görmedin galiba dedi. Ben de böyle yok görmedim dedim. Bunda dedi fotoğraf değiştirmek istersen nasıl değiştireceksin dedi. Niye değiştireyim ki dedim. Güldüler. Sonradan anlıyorum ki aslında şöyle oluyor. Bir tane editorial portfolyon oluyor. Bir tane reklam portfolyon oluyor. Bunlar 8 inç 11 inçlik böyle şeyler. Fotoğrafların değiştirebildiği deri kaplı aşırı pahalı şeyler. Bunlardan 2 tane boş ajansta duruyor ve sen her fotoğraf çektikçe onlardan her bir kopyasını bu ajanslara gönderiyorsun. Sonra ajansta küratörler var. Sen Hermes'e gittiğinde, yani Hermes'e seni sunacakları zaman o müşteriye göre sıfırdan sana böyle bir sürü fotoğrafın var, 500 tane. Onlardan curate ediyorlar. Bu müşteri bunu anlar. Ya da ne bileyim bir dergiye gideceği zaman başka şekilde sunuyor. Reklam portfolyon ve editorial portfolyon ayrı oluyor. Bazen reklam müşterisine reklam portfolyosu götürüyorlar. Bazı müşterilere yani reklam müşterisine de sanatsal projelerini götürüyorlar. Yani o müşteriye göre sürekli değişiklik kazanıyor. Anladım ki o kitap gerçekten dünyanın en saçma şeyiymiş. Sana da söylemiştim onu. O yüzden kitap bastırmayın arkadaşlar Batu gibi. Ayrı ayrı neyse onları öğrendim. Fakat orada şu beni çok üzdü.
Böyle fotoğrafa bakıyorlar. Çok kötü. Saç çok kötü. İşte makyaj çok kötü. Kötü, kötü, kötü. Allah dedim, niye beni buraya şey mi, egolarını tatmin etmeye mi geldiler dedim. Kapattılar, bitirdiler ve Paris Moda Haftası zamanında oluyor ve bu çok büyük bir ajans olduğu için Paris ofisi var, Milan ofisi var, New York ofisi var, bir de Londra ofisleri var. Bütün bunların temsilcileri de, yani oradaki head booker'lar da orada oluyor. Ve ben böyle 12 kişiyle falan görüşüyorum. Böyle bitirme jürisi falan gibi bir jürideyim. Ajansın sahibi Alessandro, Michelangelo Di Battista'nın abisiydi. Alessandro Di Battista böyle baktı, dedi ki, evet dedi, styling, saç, makyaj falan çok kötü ama dünyanın en iyileriyle çalışacaksın. O zaman da bunlar sorun olmayacak dedi. Fakat dedi, senin dedi, Mart ayıydı görüşme yaptığımızda. Eylül'e kadar dedi sana yeni portfolyo yapacağız ve New York'a taşınman gerekiyor dedi. Ben böyle bir anda şoka girdim. Benim başka hiçbir uluslararası deneyimim yok. Bırak başka uluslararası deneyimi, başka yabancı saç makyajla ekiple çalışmışlığım yok. Yani o şeyi bilmiyorum. Ben tırstım. Onun üzerine dedim ki, ya acaba dedim daha küçük bir biraz yabancı ekipli projelerde çalışsam, birazcık daha deneyim edinsem ondan sonra mı olsa falan. Yok dedi, bu iş böyle olacak falan filan dedi. Dürüst konuşmak gerekirse belki de hayatımın en büyük hatalarından birini yaptım ve reddettim. Gitmemek. Sonrasında ama orada şey aklımda kaldı. İyi modellerle çalışmam gerekiyor. Çünkü fotoğrafın büyük bir bölümü iyi bir modelle çalışmak. Ya yani iyi bir modelle çalıştığın zaman fotoğrafın tabii ki çok iyi stylingin olacak, çok iyi saçın olacak, çok iyi makyajın olacak, çok iyi ışığın olacak ama bunlar tek başına bir anlam ifade etmiyor. Yani bir film çektiğinde o filmin içinde iyi bir oyuncunun olması var, bir de kötü oyuncunun olması var. Arada öyle bir fark var. Sonra ben o dönem Harper's Bazaar çok çekiyorum. Ben finanse etmeye başladım. Bütün iyi modelleri çok zor bir süreçte, bütün reklamdan kazandığım bütün parayı, ya şöyle söyleyeyim arkadaşlar, 2013 senesinde cebimden 250 bin TL para harcadım. Sırf dergilerdeki prodüksiyon kalitesini ve model kalitesini yükseltebilmek için. Yani evde alabilirdim, evler alabilirdim, arabalar alabilirdim. Hiçbirini yapmadım. Hepsini bir senede çekimlere gömdüm. Çok iyi oldu. Ondan sonra bana işte... Ne bileyim, Harper's Bazaar Polonya ilk sayısını çıkarıyor. Benim çekmemi istediler. İngiliz Vogue'a çekime gittim. Bazar China çektim. O sırada işte ne bileyim Adriana Lima ile çektim. Adriana Lima ile çekim yaptığım için, Adriana Lima diyorum, Irina Shayk ile çekim yaptığım için. Sonra işte gittim, network kampanyası arkadaşım oldu, onu ucuza ayarladım. Geldim burada network kampanyasına çektim. İşte network dediğim olay da birazcık da böyle oluyor. Sadece okul değil tabii. İşte ne bileyim, sonra Adriana Lima çektiğim için Türkiye'ye Doritos değil, Veet kampanyası için Adriana Lima geldiğinde dediler ki, oradaki menajerlere bakıyor, Türkiye'de Koray Birant diye biri var, Irina Şarkı çekmiş, çok güzel çekmiş. O zaman Koray Birant çeksin, sadece Koray Birant. Vogue dergisi, Vogue Türkiye kapak çekecek o sırada geldiğinde, hayır onu da Koray çeksin. Yani böyle bir zincirleme, bir dönemle bugünlere geldik. Müthiş bir ilham kaynağı görüyorsunuz arkadaşlar. Ama yani şu var, yani beni burada tanıyanlarınız vardır. Ben şu an 47 yaşıma geldim. Mesela Batuhan'ın iki katı kadar çalışıyor muyumdur Batuhan? Yani ofise en son ben terk ederim. Ofise ilk gelenlerden biriyimdir. Hafta sonum yoktur. Sabah 4'ten evvel yatmam. Gece 12 ile 4 arası en verimli çalıştığım saatlerdir. Şimdi onunla ilgili bir soru soracaktım. Sor bakalım. Zaten. Gerçekten işin duayenisin abi. Ama senin gibi olan ya da senden çok çok daha düşük seviyelerde olan birçok insan şunu yapıyor. Kendini geliştirmeye kapalı. Ama sen tam tersi bütün yeni teknolojileri, yeni ne çıkarsa kendin öğreniyorsun, kendin yapıyorsun, video editlerini de yapıyorsun, fotoğraf kurgularını da yapıyorsun ve en önemlisi son zamanlarda bence şu anda bütün dünyada bence balon olan Metaverse'ü çok ciddi anlamda işe döktün ve buradan para kazanıyorsun ve müthiş işler yapıyorsun. Yanlış hatırlamıyorsam en son yayınlanan Penti işi var zaten. Muhteşem bir iş. Buna ciddi yatırımlar yaptığını da biliyorum. İşte XSense aldın, bunun yazılımları, kostümlerini aldın ve Motion Capture teknolojisiyle Unreal'ı birleştirip müthiş işler çıkarıyorsun ve bunu moda çekimi olarak yapıyorsun.
Yani buna teşvik eden de seni. Çoğu kişi yapmıyor çünkü bunu. Şimdi ben öğrenmeyi seven bir insanım. Yani hayatımda benim sürekli bir proje olması gerekiyor. Ve o projeyle yeni bir şeyler öğrenmem gerekiyor. Hatta bazen böyle 4 gün hiçbir şey yapmayayım, panik oluyorum. Ya ben bir şey öğrenemedim diye. Niye böyle bilmiyorum. Bir hastalık olabilir. Yani bazen düşünüyorum niye böyleyim diye. Yani gerçekten gidip de böyle gezebilirim de. Kazandığım parayla ne bileyim ev alıp daha rahat bir hayat da sürebilirim ama işte ev almak yerine gidip kıyafet, mokap kıyafeti alıyorum. Ev almak yerine sinema kamerası alıyorum. Bunu sürekli model olarak almamanız da gerekiyor olabilir. Yani bu sistem bende çalışıyor diye sizde çalışacak anlamına da gelmiyor. Çünkü ben de bazen sorguluyorum bu durumu. Ama yapım böyle, bunu da kabullendim. Öğrenme şöyle bir şey abi. Bir şeyi öğrendikten sonra başka bir şey, üzerine bir şey koyarak başka bir şey öğrenmek aslında o kadar zor değil. Daha hızlı öğrenmeye başlıyorsun. Yani bir tane non-linear editing programını kullanmak, kullanacağım. Premiere'ı da kullanırsın, Avid 100'ü de kullanırsın, CapCut'ı da kullanırsın ya da ne bileyim iMovie'yi de kullanırsın, Final Cut'ı da kullanırsın. Yani sadece belki bir hafta bir adaptasyon süreci yaşarsın ya da DaVinci'yi kullanırsın. After Effects kullandıktan sonra Nuke da kullanırsın, Smoke da kullanırsın. Ona benzer ne kadar VFX programı varsa kullanırsın. Bir tane 3D program, ben Maya'yı 90'ların sonunda, 2000'lerin başında öğrendim. Sonra hiç ihtiyaç duymadım ama benim Moda ile 3D'yi birleştirme heyecanım aslında 2007'lerde falan ilk başlıyor. Ben o zaman Marie Claire yaptığım çekimlerde CG kullanıyorum fotoğraflarımda. İşte mesela bir tane Björk'un klibi vardı. Ondan etkilendim. Bir tane öyle bir editoryal çektim. Kızın üzerinde kıyafetler, robotlar dikiyor üretim bandında falan. Bütün onun şeylerini, CG'lerini kendim yaptım. O dönemden beridir hep böyle teknolojiyle modayı bir araya getirip daha inovatif bir şeyler yapmak istiyorum. Çünkü aşırı sıkıldım. Yani şu anki moda dünyasından. Yani bakıyorum 2005'te çektiğimle 2023'te çekilenlere bakıyorum, yeni hiçbir söylem yok. O yüzden de benim bu dünyalara girme sebebim, o soruyu soracağını bildiğim için oraya getirdim. Bunu da öğrenerek yapacaksın, başka çaren yok. Çok eğlenceli, bir kere çok zevkli, aşırı keyif alıyorum. Keyif aldığım şey iyi sonuçlar çıkarıyor. Bir işi görev gibi yapmak var, bir de keyif alarak yapmak var. Muhtemelen keyif alarak yaptığım için sonuçlar da güzel çıkıyor. Ama öğrenmek o kadar da zor değil. Yani bir tane bir şey öğreniyorsun. İşte non-linear editing, mesela Unreal'ın içinde sequencer diye bir şey var. Bugün Premiere kullanan, biraz After Effects kullanan birisi Unreal içinde sequencer bir hafta içerisinde kullanabilir. Ya da Blueprint diye bir kodlama sistemi var. DaVinci'de renk yaparak node sistem kullanan, yani node sistemi bilen birisi çok basit bir programlama bilgisiyle 2 saniyede blueprint olayını çözebilir. Yani 3 aşağı 5 yukarı hepsinin mantığı birbirine yakın şeyler. O yüzden çok da zor değil aslında. Peki burada şu anda yaptığın işler arasında en keyif aldığın şey kamera ya fotoğraf çekmek mi, video çekmek mi, videoyu kurgulamak mı yoksa 3D ortamda çalışmak mı? Ya da bilmiyorum başka bir şey mi? Ya genel olarak şunu yapmaktan çok keyif alıyorum. Arada hani böyle oğlunu mu seviyorsun, kızını mı, anneni mi daha çok seviyorsun? Biraz öyle bir durum. Mesela bugün Burcu Esmersoy'u paylaştı. Onu çekerken inanılmaz keyif aldım. Çünkü çok kötü bir dönemden geçiyoruz. İşte seçime giriyoruz falan. Herkes bağırıyor, çağırıyor televizyonlar. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Mesela gittik Göcek'te çekim yaptık. Göcek'e gitmek bile, o kirlilikten çıkıp Göcek'e bir çekime gitmek beni o kadar motive etti ki, o kadar keyif aldım ki yaptığım işten ve çıkan sonuçtan. Mesela bugünkü favori işim o. Ama 3 gün önce favori işim Panty'ydi. Ondan 4 gün önce favori işim İpek Yol'a çektiğim bambaşka bir işti. Yani genel olarak yaptığım işi hakkını vererek ve keyif alarak yapmaya çalışıyorum ki bu sırada var yine para kazanmak zorunda olduğum için yaptığım işler var. Ama %90'ı
keyif alarak yaptığım işler. Onun haricindeki işleri de zaten kabul etmiyorum o zaman. Kendine ait bir imzan var mı? Mesela işte insanlar o fotoğrafa ya da o videoya baktığında kimin çektiğini dahi bilmese, bu Koray Birand'ın işi diyebilecek bazı şeyler var. Mesela işte Hitchcock kendini gösterir. Ne bileyim, Wes Anderson'ın pastel renkleri vardır. Tarantino'nun diyalogları ünlüdür. Sallıyorum, bir sürü şey var. Yani şimdi onu benim demem çok doğru olmaz ama... Şeyde var çünkü biliyorum, Pixar kendi MetaHuman'ını şeye koyuyorsun, evet, yaptığın yani işlere. O, evet, o öyle bir şey oldu. Evet. Sürekli her yaptığım projede kendimi yerleştiriyorum. Onun dışında mesela fotoğraf ya da çektiğim videolarda böyle bir belli bir tarz ya da imza var mı? Ama çok bariz bir kadın tarzım var. Yani daha feminen, daha seksi kadın çekmeyi seviyorum. Daha tavrı olan, zengin duruşlu kadın çekmeyi seviyorum. Bir şey dilim var, kalabalık fotoğraf çekmeyi seviyorum. Yani tek modeli alıp da bir yerde çekmiyorum. Tabii ki de çekiyorum ama genel olarak şeyde daha iyiyimdir. Yani 8 kaslı, 9 kaslı fotoğrafları çekerken iyiyimdir. Onda da hani bu alanlarda moda fotoğrafçılığıyla ilgili olan arkadaşlar, "Aa, bu Koray Birand fotoğrafı" diyorlar. Bir ara renk dilim vardı ama bıraktım o renk dilini. Bir ara rengimden anlıyorlardı Koray Birand diye. Bilmiyorum ama ben zaten öyle çok standart stilde fotoğraf çekmeyi de sevmiyorum. Çünkü kendi çektiğim işlerden sıkıldığım için zaten sürekli stil değiştirmeye çalışıyorum. Ama bariz bir kadın tiplemem var çekimlerimde. Şimdi sana bir de şey sorusu muhtemelen çok geliyordur. Hangi kamerayı kullandığın filan zaten çok merak ediliyordur. Abi hangi kamerayı alayım? Sorusu, senin cevabını ben biliyorum ama... Ama cevap vermiyorum ben o soruya, evet. Asla. Şunu sormak istiyorum. Burada önemli olan kamera olmadı. Aslında burada deneyim, birikim, eğitim, sürekli öğrenme hevesi oldu. Mesela şöyle bir sıralama yapsak abi. Bir video çeken birisi olarak, burada öğrencilere mesela. YouTube videosu çekecekler. Benim şöyle bir sıralamam var, bilmiyorum ne kadar katılırsın. İçinde konuşma olan bir video çektiğin zaman... Benim önceliğimde hep en son sırada kamera geliyor. Bir, ışık diyorum. Tabii. İki, ses diyorum. Üç, lens diyorum. En son kamera ne olursa olsun diyorum. Neyle çekerseniz çekin. Burada sence kameranın sıralaması böyle bir yerde mi? Aynen, birebir imzamı atarım yani. Evet, o yüzden yani bu çok sorulduğu için söylüyorum. Yani cep telefonunuz varsa bile aslında gayet iyi işler çıkarabilirsiniz. Ki Koray abi, yanlış hatırlamıyorsam Elle'nin işiydi. Elle'nin işini mesela... iPhone'la çekmişti. iPhone 11. 11'di değil mi? Evet. iPhone 11 ile mesela YouTube videosu yani var. Kimse bilmez ama ben XOXO diye bir dergi vardı. 2007 senesinde ilk çıkan iPhone'la çektim. İlk çıkan iPhone. İlk çıkan iPhone. Hadi ya. Şöyle düşün Ozan. Bir sürü billboard görüyoruz. Shaton iPhone diye. Shaton iPhone yeni çıkmadı ki. Shaton iPhone ilk iPhone'la çıktı. O zaman da billboard giydiriyorlardı. Şimdi de billboard giydiriyorlar. Zaten onu söylüyorum ya. Herkes böyle bir megapiksel çılgınlığına falan giriyor. K çılgınlığına giriyor da. Abi binalar mı büyüdü? Billboardlar mı büyüdü? Hiçbir şey büyümedi. Aksine bir de şimdi sosyal medya diye bir şey var. Instagram'a çekiliyor fotoğraflar. Aslında mecran küçüldü seni. Yani o yüzden 6 megapiksellik bir makinenin bugün çekemeyeceği hiçbir şey yok. Ki şu an mesela... Nasıl bir analog trendi var ya, şimdi de 2 megapiksellik Casio Exilim trendi var. Herkes 2 megapiksellik. Ren Hag'di galiba, rahmetli bir tane fotoğraf sanatçısı. Bakmanızı tavsiye ederim fotoğraflarına. Hep 2 megapiksellik dijital makineyle çekilmiş fotoğraflardır. Şimdi birazdan sorunuz varsa alacağım. Son olarak senden şey istiyorum abi. Şimdi Acun Medya Akademi'nin mottosu hayalin işin olsun. Ben de kendi adıma şanslıyım. Mesela ben de jeoloji mühendisiyim ama hiç yapmadım. Hayalimi işime dönüştürdüm. Sen de bunu diyebiliyor musun? Hayal ettiğin şeyi mi yapıyorsun şu anda? Evet, evet. Evet. Yani sonuçta şu oluyor. Zaten mesela bu sırada YouTube da beni çok geliştirdi. Onu da söylemek lazım. Ya ben belki YouTube yapmamış olsaydım, belki bu dünyalara yani Metaverse doğru bir tabir değil. Çünkü... İçi çok boşaltıldı o tabirin. Arsa satanlar yüzünden. Arsa satanlar yüzünden işte Türkiye'de en büyük umut gideyim bir arsa kapatayım şuradan falan mantığıyla millet girdi. Ama aslında olay o değil. Özellikle bu teknolojilere meraklıysanız Unreal'ın YouTube kanalında
kendi videolarını izleyin. Şu an bangır bangır yepyeni bir ekonomi modeli geliyor. Creator Economy 3D platformda. Aset üretmek. Bugün sabah onunla bir markanın toplantısına girdim. Onlara şeyi anlatmaya çalışıyordu. Yani sen bir kıyafet yaptığında bunun 1000 tane aşaması var. Kreatif direktör board çalışıyor. Kumaş fuarları geziliyor. Ona göre tasarımlar yapılıyor. Modelistler kalıp o bu bilmem ne prototip çıkarılıyor. Çok pahalıdır bir prototip yapmak. Sonra o prototip kampanya çekiliyor bilmem ne falan filan. Hani Gucci niye pahalı? Ay işte falan. Değil işte. Tamamen bu süreçlerde. Geçen yayında şeyi anlattım. Seni çürütmek istediğim yayında. Gucci'nin bir yıllık pazarlama bütçesini biliyor musunuz? Bir tahmin edin. Bilenler söylemesin. Sallayın ya. Sallayın. Kaç? 25 milyon 500 milyon TL mi? Çok çok uçtun. 100 milyon euro. 100 milyon euro bir yıllık pazarlama bütçesi. O da biz Ozan'la arada tatlı şey yapıyoruz. Atışıyoruz. Atışıyoruz. Yani işte Midjourney işte fotoğrafçılığın yerini alacak mı söylemi üzerine bir tane videom var Twitch'te girip izleyebilirsiniz. Hatta Ozan'la da orada sohbet ettik. Yani aslında o kadar çok parametre var ki. Ben bunu niye anlatıyordum ya? Abi asset üretmekten gelmişti abi. Şimdi işte Nike yeni bir şey yapıyor. Crypto sneaker diye. Sen bugün bir Nike aldığında aslında onun bir NFT'sini alıyorsun. Ama bu NFT dediğimiz o JPEG'lerden değil. Aslında bir kontratını alıyorsun ve bu Nike'ı aldığında ki Nike'ların çok ciddi bir ikinci el piyasası var. Sen onu sattığında onun blockchain kodundan baktığında aa diyorsun bunun birinci sahibi Koray'mış. Aa Ozan almış. Artı değer katıyor ya. Ya da ne bileyim işte Kanye West'in ayakkabısını almış oluyorsun. Bir anda o değerleniyor. Hem fiziksel ayakkabının sahibi oluyorsun hem de dijital versiyonunda var. Şimdi bu Unreal... Yani o ayakkabıyı senin ürettiğin MetaHuman ya da orada ürettiğin birisine giydiriyorsun. Giydiriyorsun orada. Ki şu an oyunlar içerisinde ben bunu anlattığımda bir sürü yazılımcı bilmiyorsun falan filan diye beni linçlemişlerdi. Öyle bir şey olamaz yapısal olarak onu oradan oraya taşıyamazsın diye. Şimdi Unreal Engine UFN'le, UEFN'le, Unreal Fortnite'la farklı oyunlar arası aset sistemini getiriyor. Bu şu demek oluyor. Sen bir marka tasarlıyorsun. Sihay, giyim AŞ diye. Ona da bir tane SHY diye bir tane havalı isim koyuyorsun. Tamamen işte cyberpunk kıyafetler yapıyorsun. Aset store'a koyuyorsun. Fortnite'da bir oynayan küçük çocuk $20 veriyor, satın alıyor kıyafet. Onun pazarlamasını yapıyorsun marketplace'te. Yani normal nasıl fiziksel dünyada pazarlama yapıyorsun ama belki sen daha iyi pazarlama yapıyorsun. Ve senin orada markanın bir değeri oluyor. Ve diğer çocuklar da ben SHY giymek istiyorum, SHY giymek istiyorum diyor. Sen bir anda bir bakıyorsun $20 tişörtünden 10.000 tane satmışsın oturduğun yerde. Şimdi buradaki problem şuydu, bunu bir tek Fortnite için yapabilecekken creator ekonomi için çok mantıklı olmuyor. Çünkü niye bir tane şey yapayım? Arkadaşlar Roblox, Minecraft, Fortnite ve diğer online immersive oyunların toplam şu anki dünyadaki kullanıcı sayısı, aylık oynayan kişi sayısı 600 milyon kişi. Ve bunun 5 sene içerisinde 1.3 milyar oyuncuya kullanıcıya gelmesi bekleniyor. Yani Meta falan Metaverse'ü inşa etmeyecek. Zaten bu ekosistem yıllardır var. Şimdi ne yapıyorlar? Oyunları birleştiriyorlar. Yani kabaca örnek veriyorum. Sen Minecraft oynarken bir anda kalkıp Call of Duty'ye geçeceksin. Minecraft'taki yarattığın karakterle. Belki aldığın bir kıyafeti oyunlar arası kullanabileceksin. Bir tane cüzdanın olacak ve orada kıyafetin olacak. Ve gerçek dünyada aldığın fiziksel değeri olan ayakkabıyı dijital dünyada da satabileceksin. Ve belki de gerçekten Kanye West gelip senden satın alacak ya da sen Kanye West'in ayakkabısını satın alacaksın. Ve bunu bir pazarlama faaliyeti olarak yapacaksın markanı büyütmek için. Yani bu influencerlık
Ondan sonra ne bileyim celebrity olma kavramları, pazarlama kavramları falan bunların hepsi bu ortamlara çok yakın zamanda gelecek. Yani bence AI'dan daha heyecan verici aslında işin kısmı bu dünyanın gelecek olması. Biraz da dedikodu vereyim size. Haziran'ın 5'inde WWDC yani Worldwide Developers Conference Apple'ın etkinliğine gidiyorum. Dedikodular onu gösteriyor ki Apple'ın gözlüğü geliyor. Geliyor mu artık? Evet, Apple'ın gözlüğü geliyorsa da gerçek oyuncular bu işe giriyorlar demektir. Yaptıysa tam yapıyor çünkü Apple evet, bir şeyi. O yüzden de yani influencerlık falan filan derken acaba digital influencerlık, digital marketing mi geliyor sorusunu da sormak gerekiyor. Ben bunlara inananlardanım. O yüzden dijital moda ve dijital prodüksiyona çok fazla yatırım yapıyorum. Hem eğlendiğim için hem keyif aldığım için. Ama gelecek burada. Bunun sinyalleri de var. Mesela bu seneki Zara'nın Ski Resort Collection'ına baktığınızda tamamen bütün lookbook'unu 3D sundular. Fotoğrafçılık ölür mü? Tabii ki de ölmez. Form faktör değiştirir mi? Değiştirebilir. Ne tamamen yok olur, ne Midjourney falan gibi sistemler bunun yerini alır. Sadece gelişmesine, daha iyi sonuçların çıkmasına vesile olur diye düşünüyorum. Bugünkü dersimizde dediğim şeyin aynısını Koray abi dedi gördüğünüz gibi. Metaverse, tam olarak Metaverse olması için mesela A firması Metaverse yapıyor, B firması yapıyor, C bu değil. Çünkü tek bir evren olması gerekiyor ve orada olmamız gerekiyor ve daha kullanabilir gözlükler olması gerekiyor demiştim. Aynı şeyi sen de öyle düşünüyorsun abi. Bu sırada gözlük de çok önemli değil. Yani bugün Roblox, Minecraft oynayan, şimdi Star Citizen'a sardım mesela. İnan gözlük hissetmiyorsun yani o ortama girdikten sonra, o immersive ortama girdikten sonra 14 saatini, 15 saatini geçirebiliyorsun evet. O dünyanın içinde. Ve gerek, yani gözlük tabii ki de deneyimi değiştirecek ama ben onun VR olacağına daha kullanılabilir değilim. Takılabilir gözlükler mi? Yoksa ben, çip mi? Bence şey, VR bana şey gibi geliyor. CD'den sonra VCD çıktı, sonra DVD çıktı ya, böyle hatırlayanlarınız var mı? O VCD böyle bir ara geçiş, saçma evet. Sapan, tanımsız bir şeydi, sonra domine etti. VR da bana VCD gibi geliyor. Çünkü bu işi Elon abimiz çözecek. Neuralink'tir. Yani bu, evet. Bu çünkü şey çok önemli. Onu da derste demin söylemiştim, hatırlıyorsunuz. Yani şey sıkıntı, ben gelmiş geçmiş bütün gözlükleri satın alıp kullanan birisi olarak şunu söyleyebilirim. Deneyim, işte rezolüsyonu arttırdın, odağı arttırdın falan. Yok abi, olmuyor. Dokunamadıktan sonra, yürüyemedikten sonra, koklayamadıktan sonra bu ekrandan eksik abi. Kalıyor. Bunun tek yolu kafana bir tane hortum sokacaksın ve o dünyaya ışınlanacaksın ve hani beyin olarak orada koşabildikten sonra bence olay çözülecek. İşte Minority Report falan. Player One Ready güzel görsel bir dünya ama öyle abi kimse koşu bandının üzerinde koşmak istemeyecek. Yani o olur yok. Onu da denedim. O da olmuyor. Ya Augmented Reality ya da Extended Reality. Muhtemelen Apple onu yapacaktır. Yani Mixed Reality. Bu gözün gördüğün. Çünkü öbürü çok klostrofobik. Evet. Bir noktada da nereye adım attığını, nereye gitti yani fiziksel olarak yürüme görmek işlemini gerekiyor. Gerçekleştirdiğinde nereye yürüdüğünü de görmek istiyorsun. O yüzden benim tahminim o daha geliştirilmiş bir deneyim sunacak. Bir gözlük yapacaklar. Yani hop burada sen aradığında seni burada göreceğim. Belki bu dünyanın üzerine başka bir dünya giydirecek. Ne bileyim bu yüzeyi sarmaşıkla kaplayacak. Ya da falan. Senin avatarın orada oturacak. Gerçek hayatta. Evet. Gibi bir sürü çok geniş. Evet. Çok göreceğiz. Geniş. Göreceğiz. Spekülasyon yapmayalım ama dedikodular arttı. Gözlük gelecek diye. Merakla bekliyorum. Valla bu haberi aldım. Gelirse işte o zaman çünkü orada bir ekonomi de oluşuyor ya. Evet. Yani Apple bir şey yaptığında bir ekonomi oluşacak. Çünkü içerik üretenler, yazılımcılar, developerlar oraya bir şey ürettikçe o ekosistem kıymetleniyor. O ekosistemin kıymetlenmesi lazım. Şu an Meta'ya kimse bir şey geliştirmiyor. Yani 3-5 tane büyük oyun yapımcısı yan iş olarak yapıyor. Onu da yani kendileri yapmıyor aslında. Üçüncü parti bir VR oyun yapan firmasına telifleyerek yaptırıyorlar. O yüzden gerçek böyle AAA kalitesinde bir şey de çıkmıyor.
O yüzden şu an VR böyle arada derede kalmış bir teknoloji gibi geliyor. Teşekkür ederim abi. Evet arkadaşlar, sorularınız varsa alayım ki vardır diye düşünüyorum. Merhaba, ben Sema Abiyeva, Bakü'den geldim, Azerbaycan'dan. Sunucuyum, influencerım. Sizin gibi kişilerle bu ortamda konuşmak için geldim. Yazın, öten yaz Berlin'de Helmut Newton'un bir sergisindeydim. 2 saat çıkamadım oradan. Muhtemelen benden de daha iyi bilirsiniz ki o moda dünyasında bir patlayış yaptı, evrim yaptı. Biraz bir nevi sizin aranızda benzerlik var bana göre. En büyük idollerimden biridir. O sergiyi ben de gezdim. Onun en üst katında, bilmiyorum hala duruyor mu, şey vardır. Retrospektifi vardır. Evet. Ve orada şeyi görüyorsunuz işte, bir 41 June'la tanışana kadar, karısıyla tanışana evet. kadar geçirdiği bir Helmut Newton var. Sonra Harper's and Queen dergisine çekmesiyle beraber karısından aldığı ilhamla o şimdi bildiğimiz Helmut Newton'a geliyor. Helmut Newton da ilk defa Vogue dergisine 41 yaşındayken fotoğraf çekiyor. Şeyi görüyorsunuz işte, yani bir insanın gelişimi illa, bunu bir sürü genç arkadaş var şey diye anlatıyorum. Her şey hemen olmak zorunda değil. Birazcık da sabırlı olmak gerekiyor. İyi olgunlaşmış bir karakter her şeyi başarabilir ama olgunlaşmadan bazı adımları attığınızda da bazı şeylerin olmadan engellemesine sebep olursunuz deyip tekrar size döneyim. Bir savaş sebebiyle ülkesini terk etmeye mecbur kalmış ama bu onu daha yeni bir yola almış. Sorum ne? Onun fikirlerine göre sanat kriterlerine uygun bir fotoğraf çekilirse o onu çok sıkıcı ve sahte bulur. Peki Koray Birant için hangi kriterlerden kenar bir fotoğraf hiç çekmez, hiç çekmeyi istemez? Hangi kriterleriniz var sizin fotoğraf çekerken? Hangi fotoğrafı hangi şartlarda hiç çekmek istemezsiniz? Hangi para ödelerse bile? Ha. Büyük para verseler bile bu sizin kriterinize göre olmaz. Şöyle, çok kriterim var. Bir kere fotoğraf gerçekten işin çok küçük bir kısmı. Yani fotoğraf belirli kalemler olmadan olmuyor. İyi model, demin sıraladığım iyi prodüksiyon olacak, iyi fikir olacak. Ben iyi fikir yoksa zaten direkt reddediyorum. Yani kalkıp da bana mesela bu devirde hala işte erkek takım elbisesi çekeceğiz, Como Gölü'ne gidip orada bir tane böyle geldiklerinde ne anlatacağız abi diyorum. Ne? Hikaye ne? Yani yenilikçi olmasını, bir tane daha iki düğmeli takım elbise giyen bir tane ağır abiyi, Akdeniz erkeğini çekmek istemiyorum. Onun yerine birazcık daha street style, yani tabii bu dönem dönem değişiyor. O zaman bunları çekmekten keyif alırken bugün birazcık daha dünyalı işler çekmek istiyorum. Benim için ama en önemlisi o günün şartlarına göre oluşturulmuş fikir ne kadar önemli. Yani ben mesela yıllarca çalıştığım firmaları bile o sezonki fikrinden dolayı abi biz bu sezon çalışmayalım sizinle, ben çünkü bu fikre inanmıyorum deyip reddettiğim çok oluyor. Hala oluyor. Fikir önemli. Merhabalar hocam, hoş geldiniz. Merhabalar. Bu arada ben de Azerbaycanlıyım. Musalif Şimşek, kendim fotoğrafçıyım. Sizin yanınızda demek bunun ne kadar doğrudur bilmiyorum. Estağfurullah. 4-5 senedir uğraşıyorum. 2 senedir profesyonel olarak yapıyorum. Şunu merak ediyorum, yani sizden duymak istiyorum. Bu devirde yani hangi yolu izlememesi lazım moda fotoğrafçısının? Yani hangi yolu izlersek daha doğru olur? Hani nasıl, yani tam olarak nasıl ifade edeyim bilemedim. Hani hangi yolu izlememiz lazım? Şimdi birincisi kopyalamaktan korkmayacaksınız. Bu iş reprodüksiyonla oluyor. Yani resim eğitimi alanlar var mı aranızda bilmiyorum ama yani ben en azından resim eğitimi aldığımda orta birde yağlı boya dersi yaparken biz reprodüksiyon. Ben de en çok Van Gogh çalışmışımdır. Van Gogh reprodüksiyonu çalışmışımdır. Alırsın bir tane Van Gogh'un resmini, gridlere bölersin. Sonra o gridlere göre birebir kopyalarsın. Kopyalarken fırça tekniğini öğrenirsin, renkleri nasıl karıştırdığını öğrenirsin, değil mi? Ve orada anlamaya başlarsın. Van Gogh gibi düşünmeye başlarsın. Sonra Monet kopyalamaya başlarsın farklı stildeki. Ve bunları kopyalaya kopyalaya neyi sevdiğini neyi sevmediğini öğrenmeye başlarsın. Ve neye yetkinsin ve yatkınsın onu görürüz. Bir noktadan sonra kopyalaya kopyalaya kendi stilini bulmaya başlarsın.
Benim tavsiyem kopyalamaktan korkmayın. Kopyalamak kötü bir şey değil. Sonuçta eğer tabii bir şeyi kopyalayıp ticari gelir elde ediyorsanız yani, o kötü de kendi gelişiminiz için elbette ki kopyalayacaksınız. Sonra bu kopyalama yavaş yavaş ilham almaya doğru dönüşür. İşte ne bileyim, bir tane Bruce Weber alırsın, bir tane Helmut Newton alırsın, bir tane Demarchelier alırsın, bir tane Mert Alaş'ı alırsın. Onları harmanlayarak kendin bir şeyler denersin. Ama bu stil olayı, benim stilim var falan, bu hatalara düşme. Benim çok yakın arkadaşlarım bu hatalara çok genç yaşta düştü. İşte bu soruyu da sormanın esas sebebi oydu yani. Hani bu benim stilim. Benim stilim olabilir ama kenardan güzel görünmeyebilir. Tabii herkes benim stilimi beğenmek zorunda değil. Ya da herkes hani yaptığım işi beğenecek değil. Hani dediğiniz gibi yani doğrusu olan hangisi? Hangisini izlemem ya lazım? Ya şimdi şöyle, mesela işte bakacaksınız moda fotoğrafçılarına. Dünyada tarihteki moda fotoğrafçılara. İşte Steven Meisel ne yapmış? Ondan sonra işte ne bileyim La Chapelle var. Ben mesela hiç sevmem. Hiç fotoğraf olarak hiç beğenmediğim tarzda bir La Chapelle vardır. Ama bakarım ne yapıyor. Sonra bu fotoğrafçılar arasında belirli başlı. Ya ben, ya bu Peter Lindbergh'ün işte bu uzun objektif kullanması, alan deriyi kullanması, sinematik dilini daha çok seviyorum diyebilirsiniz. Ki ben, mesela benim durumumda öyle oldu. Sonra daha kurgusal fotoğrafta, daha parlatılmış fotoğraflarda Mert Alaş'a bakıyorum. Ya ben bu sinematik dille acaba bu Mert Alaş'ın dilini acaba birleştirebilir miyim dediğim bir dönem oldu. Sonra başka bir fotoğrafçıda ilham alıyorum. Ama hiçbir zaman bir stilim var demedim ömrümde. Hala da diyemiyorum. Stil belirli bir olgunluktan sonra ortaya çıkan bir şey. Ama başta ya benim çok street style bir stilim var, ID fotoğraflarına çok, ya onu dememek lazım. O bence tehlikeli bir çukur. Oraya düşenler kolay kolay çıkamıyor. Mesela işte bir Maria Testino'ya baktığınızda çok güzel lifestyle fotoğraf da çekebiliyor. Çok güzel high fashion fotoğraf da çekebiliyor. Ama baktığında ya bu Maria Testino diyebiliyorsunuz. İşte o sorunun cevabını bence aramak lazım. Bir de herkesin o yolculuğu farklı oluyor. Ama çok takip etmek lazım. Sadece fotoğraftan beslenmemek lazım. Sinemadan da çok iyi beslenebilirsiniz. Resimden, mesela Mert Alaş Caravaggio'dan besleniyor. Caravaggio'nun tablolarından aslında ilham alıyor. Aynı zamanda da mesela Ara Güler fotoğraflarına bakıyor. Yani biraz cross disiplin beslenmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Kimin sorusu var arkadaşlar? Arkadan merhabalar öncelikle. Merhaba. İsmim Duygu. Merhaba, Medipol Duygu. Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar öğrencisiyim. Ufak çaplı grafik tasarımla uğraşıyorum. Kurgu, bu medya, bu tarz işler yapıyorum şu anda. Daha çok küçük. Öncelikle biraz yurt dışında eğitim almak istiyorum. Yüksek lisans gibi böyle kendimi daha çok geliştiren ne olur diye bakınıyorum. Öncesinde biraz Türkiye'de tecrübe edinip hani böyle biraz da mecraya atılmaya çalışıp işler yapıp sonra mı çıkmam daha uygun olur? Yoksa yurt dışında o tarafı bir görüp kendim adına bir şeyler ekleyip devam etmem burada daha mı iyi olur? Yani bence temel eğitimi burada almak, sonrasında üzerine koymak için yurt dışına gitmek. Özellikle görsel sanatlarla uğraşan insanın yurt dışı mutlaka ve mutlaka görmesi gerekiyor. Başka kültürlerle tanışıp dünyayı görmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten galeri olarak, işte ne bileyim etkinlik olarak, müze olarak bizden ne yazık ki daha fazla imkanlara sahipler. Ha, gidip sadece oralarda işte partileyeceksen o zaman gitme. Ama gidip de işte bu imkanlarından, hani ülkemizde daha az olan imkanların aksine daha yüksek imkanı olan şeylerden faydalanacaksan tabii ki de git. Ama benim tavsiyem önce burada bir alt eğitimini tamamlayıp, donanımını tamamlayıp onun üzerine, üniversite kaçtasın şu an? 3. Ha, tamamlamışsın, gidebilirsin o zaman. Hepsi beraber, hepsi beraber, hepsi gerekli. Tolga'nın sorusu. Merhaba.
şey soracaktım. Demet Özdemir çekiminde lense çorap geçirdiniz. Evet, sonra trend oldu. Onu nasıl fark ettiniz mesela? Yumuşak bir görüntü elde ettiniz beyazla yani. Nasıl? Ama ben onu yani şimdi siz görüyorsunuz da ben onu yani 2000'lerin başından beri kullandığım bir yani teknik böyle. Yani. O Erol Atar çok kullanırmış Ajda Pekkan'ı falan çekerken. Onun bir vazelin versiyonu var. Yani vazelinle çektiğim versiyonu. Ya da ne bileyim lensi önüne bir tane şey sky filter takarsın. Çakmakla yakarsın. O da bir yöntem. O sadece ya ben onu aslında fotoğraf çekimine katkıda bulunsun değil de YouTube'a hikaye çeksin diye yaptım. Bir de sevdiğim bir görüntü. Birazcık da tembellikten yaptım. Çünkü karda fotoğraf çekmek çok zordur. Kontrastı bazen çok yüksek olabilir ters ışık çektiğinde. Ben biraz tembellikten yaptım. YouTube'a da sizlere konu olsun diye. Sonra bir baktım Pent gitmiş işbirliği yapmış bir tane TikTokçuyla. Hadi ya, iPhone'un üzerine çorap geçiriyor Pent işbirliği diye. Pent'i de benim müşterim alacağınız olsun dedim ya. Merhabalar. Öncelikle hoş geldiniz. Acu Medya Akademi İleri Televizyonculuk'tan Şenol ben. Şey soracağım, çekimlerini yaptığınız birçok dergi ve katalog var. Sizin için burada ön kapak sayfasında fotoğrafta olması gereken kriterler nelerdir? Yani kıstaslar görmek istediğiniz veya? Kapak fotoğrafında? Evet, evet. Şöyle, kapak çekmekten nefret ederim. Çünkü kapak hiçbir zaman benim fotoğrafım olamıyor ne yazık ki. Çünkü kapak bir derginin pazarlamasının vitrini. Ve orada derginin çok fazla isteği olur. Genellikle de kapak fotoğrafçının en sevmediği kare olur. Çünkü onun gerçekten işte tepeye logo gelecek, yanda cover title'lar olacak, işte lower third'leri ıvır zıvır bir sürü bir yazı gelecek ve o fotoğraf hiçbir zaman senin istediğin fotoğraf olmaz. Biz mesela kapağa arkası dönük bir kız çekmek isterim ben. Yok göz teması olacak, yok yani yana bile bakmayacak. Çok zordur. Benim çok nadir, bir dönem Harper's Bazar'a öyle güzel kapaklar çekebiliyordum. Çünkü o zaman bir de şimdi ünlü var ya, aman ünlü belli olsun. Bir de artık o kıyafetler de satılıyor yani markalara satıyor. Louis Vuitton giyiyorsa kapakta bilin ki Louis Vuitton para vermiş oluyor. Her şey aslında matematiğe dönüyor. Ben o yüzden kapak çekmekten nefret ediyorum. Çünkü benim fotoğrafım olmuyor. İsterseniz son bir sorusu olan daha varsa bir tane daha alalım. Sonra da... Batuhan senin sorun yok mu? Evet, burayı alabilir miyiz? Merhabalar. Merhabalar. Şey, YouTube kanalınız üzerinden bu mesleğe ilgi duyan arkadaşlarımıza yardımcı oluyorsunuz. Dijital üzerinden böyle video içerikleri yüklemeye devam edecek misiniz? Yoksa farklı bir proje falan düşünüyor musunuz? Yani şimdi şöyle, YouTube'dan devam edeceğim. Asıl arkadaşlar muhabbet Twitch'te dönüyor bu sırada. Çünkü orada şu yaptığımızı zaten yapabiliyoruz. Tabii ki de hani burada el kaldırıyorsunuz falan, orada bazen kaçıyor. Ama mutlaka bir şekilde soru sorabiliyorsunuz ve ben onun üzerine mutlaka bir yayın açıp sizlerle dertleşiyorum. YouTube birazcık daha tasarlanmış formatta gidiyor. Twitch daha olağan, daha samimi. Daha samimi oluyor. O yüzden de çok fazla karşılıklı etkileşim kurabiliyoruz. YouTube'u bırakmam. Bırakacağımı da düşünmüyorum. Ben bir de şey, bu tür bilgilerin parasız olması gerektiğine inananlardanım. O yüzden de orada olmaya, bildiklerimi anlatmaya devam ederim. Evet, Koray bir anda teşekkür ediyoruz. Ben abi çok sağ ol bilgilerini paylaştın. Hoş geldiniz. Ufkumuzu tekrardan açtın bir kere daha. Çok sağ ol. İnşallah yine seni burada görürüz. Teşekkürler. Hoş geldiniz, güle güle.